Herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı yaklaşık bir saat önce açıklandı. Ve bunun arkasından hemen piyasada neler oldu yurt içinde, döviz kurlarında ne oldu ona bakacağız. Arkasından da kısa bir sürede dün FED kararları ardından parite ve emtialarda görünüm nedir onu değerlendiriyor olacağız. İsterseniz faiz kararı ne oldu, ne açıklandı ona kısaca değinelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işte genel beklentiler, yani bizim de beklentimiz doğrultusunda üst bant faiz oranında 1,25 bas puanda indirime gitti ve faiz oranını 8,25 olarak belirlediğini duyurdu. Açıklanan metinden önceki metinlere göre bazı farklılıkların olduğu burada göze çarptı. Burada ilk paragrafa baktığımızda son dönemde açıklanan veriler ve yılın 3. çeyreğine ilişkin göstergeler iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğini işaret edilirken, buna değinilirken, destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iş talepte toparlanmanın başlamasının beklendiği belirtilmiş. Şimdi burada önceki metne göre evet farklılık var. İktisadi faaliyetin ivme kaybettiği 3. çeyrek itibariyle böyle bir beklenti içerisinde olduğu söylenmiş. İş talepte toparlanmanın son çeyrekten itibaren özellikle başlamasını beklendiğinde burada belirtilmiş. Yani son çeyreğe atıfta bulunuyor. Bunun haricinde baktığımızda aslında metne genel anlamda hükümetin ekonomik büyüme yönünde attığı adımlara paralel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da enflasyondaki gidişata göre karar vermekten ziyade bundan sonraki süreçte ekonominin büyüme hedefine yönelik adımlar atma yönünde açıklamalar yaptığını burada söyleyebiliriz. Burada aslında metnin son paragrafına da bakarsak eğer orada daha önceki toplantılarda kullanılan para politikasındaki sıkı duruş ifadesinin bu sefer temkinli duruş olarak değiştiğini görüyoruz. Bu da aslında para politikasında biraz daha genişleyici, gevşek bir para politikası uygulaması yönünde adım atılacağının da aslında bir sinyali olabilir. Yani buradan çıkarılacak sonuç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek dönemde faiz indirimlerine devam edebileceği sinyalini de verdiğini görüyoruz. Burada toplantı metninde baktığımızda önceki toplantı metninde olmayan bir açıklama daha var aslında. O da akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmelerin enflasyondaki düşüşü sınırlayabileceği görüşünün belirtilmiş olması. Aslında bu açıklamaya baksak da yani dikkat etsek de enflasyon anlamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz indirimi kararları açısından çok da aslında etkileyecek bir gelişme olarak kalacağını düşünmüyoruz. Bu anlamda da aslında gelecek toplantıda da bir 25 bas puan indirime devam edilebileceğini burada düşünüyoruz. Açıkçası bu görüşe bir katkıda bir miktar Dolar-TL tarafına baktığımızda orada geldi. Dolar-TL'de aşağı yönlü hareketlilikle birlikte 2.95 Çin altına da iniş gerçekleşti dün. Birazdan FED kararlarına da kısa değiniriz. Tabii dolar TL'nin burada aşağı yönlü büyümesini koruması Merkez Bankası'nın tabii ki elini güçlendirecek bir gelişme olacaktır. Ve sonuç olarak da şimdiye kadar enflasyondaki gelişmelere dayalı olarak para politikasındaki sıkı duruş ifadesinden ziyade daha çok ekonominin büyüme yönündeki hedefine paralel gelişmeler gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Kısaca toparlayacak olursak. Bu açıklamaların ardından Dolar-TL'ye baktığımızda aslında kısa bir tepkinin geldiğini görüyoruz. Aşağı yönünde olsa bir tepki oluştu ama şu aşamada 2.95 seviyelerinde bir hareket ettiğini görüyoruz Dolar-TL'nin. Tabii bu dünkü FED kararları, FED'in ekonomi toplantısından çıkan kararlar neticesinde esasen hareketler hızlandı. Dün ne oldu? Dün baktığımızda dün akşam aslında bir analiz videosu da yayınladık. Orada da biraz değindik. FED beklendiği üzere Eylül ayında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ve ardından yapılan açıklamalarda da aslında daha çok ön plana çıkarılan konu burada tabii hep daha önce değinildiği gibi aslında enflasyondaki hedef seviyesine olan uzaklık. Bu FED'i bu toplantıda ve önümüzdeki süreçte de
beklemede kalmasına sebep olan gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Fed Başkanı Janet Yellen da dün yaptığı konuşmalar esnasında istihdam tarafındaki toparlanmaya işaret etse de enflasyon hedefinden hala uzakta olunduğunu, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde enflasyonda belirlenen %2 hedefine ulaşılmasının beklendiğini belirtti. Bu açıklamalar tabii akabinde Janet Yellen'dan aslında bu yıl içerisinde bir faiz artımı bekliyorum açıklaması da geldi. Bu açıklama aslında şu şekilde yaptı. İstihdam tarafındaki toparlama devam ederse eğer ve aynı zamanda başka tür bir belirsizlik eğer oluşmazsa bu durumda bir faiz artışı bekliyorum açıklamasıydı bu gelen açıklama esasen. Burada başka tür bir belirsizlik ya da başka bir istenmeyen bir durum ya da yani Fed açısından olumsuzluk yapacak bir unsur ne olabilir belirsizlik anlamında? Bu Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimi olacak. Tabii burada Trump ile Janet Yellen, daha doğrusu Fed arasında gerçekleşen bazı diyaloglarda Trump'ın Fed'i faizleri belirlenen seviyelerden çok daha, istenen seviyeden çok daha düşük tutmakta olduğunu belirten bazı suçlamalar yaptığını görmüştük ve Fed'in bağımsız olmadığından, siyasi karar aldığından bahsettiğini burada dinlemiştik, görmüştük. Buna karşı da Fed tarafından da açıklamalar geldi. Tabii bu durum eğer Kasım ayında Trump seçilirse Janet Yellen'ın istifasına bile yol açabilir ve bu durum eğer Trump seçilirse Aralık ayında bile bir faiz artırışının önüne geçilebilir Fed tarafından, geçebilir Fed tarafından. Tabii bu gelişmeleri takip ediyor olacağız önümüzdeki süreçte ve tabii yine her zaman söylenen, açıklanacak olan verilere yine bakılacağı, bu verilerin bağımlı olacağı gelecek dönemde alınacak kararlar açısından bunlar da eklendi. Amerikan ekonomisinin gidişatından da memnun olduklarına değindi. Burada aslında bir de baktığımız bizim noktasal grafiklerdeki güncellemelerdi. Burada baktığımızda aslında 2017 yılında daha önceki Haziran toplantısında 2017 yılında 3 adet faiz artımı beklentisinin 2'ye inmiş olduğunu gördük. Tabii bu da bir miktar FED yetkililerinin artık biraz daha dünyadaki ekonomik gelişmelere bakarak biraz daha rasyonel diyelim kararlar almaya yöneldiğini bizi gösteriyor diyebiliriz. Ekonomik belirsizliklere yönelik düşüncelerini burada gösteriyor diyebiliriz bu faiz artımındaki beklentinin ilmesini. Fakat yine baktığımızda bu yıl içerisinde bir faiz artırımının yine beklendiğini görüyoruz. Noktasal grafiklere baktığımızda. Bu neye işaret ediyor? En yakın ihtimal Aralık ayına işaret ediyor. Tabii bu gelişmeleri tabii gelecek dönemde belirttiğim belirsizlikleri, riskleri, verileri takip ediyor olacağız. Buna göre de fiyatlamalara değineceğiz. Tabii dolar TL'nin hareketleri az önce bahsettiğim FED tarafından gelen açıklamalarla özellikle şekillendi. Bugün de Merkez Bankası'ndan gelen kararlarla şu anda hareketlerini sürdürüyor. 2.95'in bir miktarda altına sarkma çabası olduğunu görüyoruz. Dolar TL'de günlük grafikte şu şekilde aslında belirlediğimiz orta vadeli bir yükseliş tren çizgisi var. Bu tren çizgisinde 2.94 seviyesinin şu anda önemli olduğunu görüyoruz. 2.94 seviyesi yakınına doğru aslında geldik. Burası 2.94.30 seviyesi. 2.94.30'dan yukarı yönlü bir tepki oluşma çabası da sonra geldi bugün içerisinde. Bu noktada 2.94 seviyesi bugün takibimizde olacak. Bu seviye tekrar test edilmek istenirse buradaki kalıcılık ile bir miktar alış fırsatı buradan tekrardan oluşabilir. Bir miktar aşağıya artık tercihe bağlı olarak 20 pips, 30 pips gibi bir kısa stop loss'ta bir alış denemesi buradan gerçekleştirilebilir. Bu noktada bizim takip edeceğimiz direnç seviyeleri ara direnç burada 2.96-40 seviyesi olabilir. 2.96-50 seviyeleri olabilir. Eğer burası da geçilirse bir süredir aslında denenen fakat geçilemeyen 2.99 bizim için önemli olacak. Kısaca 2.94 üzeri kalıcılıkta yukarı yönlü eğilim yine etkisini gösterebilir. 2.96 ile 2.99'u burada takip ediyor olacağız. Eğer ki 2.94'ün altına doğru bir hareket meydana gelirse bu durumda takibimizde olan esas önemli bir destek seviyesi 2.92 izliyor olacağız. 2.92 kırılırsa bu anlamda aslında 2.90'a doğru da bir yolculuk başlayabilir diyebiliriz. Bunun haricinde biraz Euro-TL'ye de bakalım. Euro-TL'de de kararların açıklanmasının ardından, dünkü FED kararlarının ardından
baktığımızda şu anda Sivil'in 3.31.65 3.31.70 civarları arasında hareket ettiğini görüyoruz. Burada baktığımızda şuradaki tarihe bakalım. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bugüne baktığımızda uzun vadeli yükseliş trend çizgisinin üzerinde kalıcı olduğunu görmüş oluyoruz. Buradan başlayan yükseliş hareketinden sonra geri çekilmelerde buralardan oluşan geri dönüş hareketlerini izledik. Bu noktada aslında bu trend çizgisinin devamında bizim ana destek seviyemiz burada 3.25-40'lar olacak. Ve aslında burada bir ara destek, önemli destek seviyesi olarak kabul edilebilir. 3.28'i de izliyor olacağız. 3.28 üzerindeki kalıcılık bize yeniden alış fırsatları burada yaratabilir. Yukarı yönde de burada görmüş olduğunuz üçgen görünümünde yukarı yönlü hareketlerde 3.35 seviyesi bizim izleyeceğimiz direnç seviyesi olacak. 3.35 burada aşılırsa ve yüzün aşıldığını görürsek bu noktada yükselişler hız kazanacaktır. Ve burada görmüş olduğunuz 3.40-3.41'e doğru da bir hareketlenmenin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Onun arasında da aslında şurada bir direnç daha var. 3.38 kabaca söyleyebiliriz. 3.38-3.41'e doğru eğer 3.35 seviyesi geçilirse oraya doğru bir hareketlenme kısa vadede değil ama bunu görebiliriz. O yüzden de burada belirtmiş olduğumuz seviyeleri izlemekte fayda var diye söyleyelim. Euro-Dolar'a biraz bakalım isterseniz. Dünkü özellikle FED kararları ardından neler oldu? Tabii aşikar olacağı dolar endeksindeki değer kaybının. Nitekim baktığımızda çok beklenen aslında Janet Yellen'dan biraz daha şahin bir açıklama geleceğiydi. Neden? Çünkü geçmiş Jackson Hole toplantısında baktığımızda güvercin kanatta yer alan Janet Yellen'ın bir miktar daha şahin tarafa yönelmiş faiz artımına yana konuşmalar yaptığını görmüştük. Fakat baktığımızda bu yıl içerisinde bir faiz artımına yana olsa da aslında çok da net bir sinyal vermediğini görüyoruz. Tabii bu açıklamalar hem Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapmamış olmasının etkisi Euro dolarda bir miktar yukarı yönlü hareketleri tetikledi. Bu anlamda 1.12.40 aslında bizim izlediğimiz direnç seviyelerinden birisiydi. 1.12.40'ın aslında test edildiğini görüyoruz. Bu noktada aslında biz dün ondan önceki günlerde çizdiğimiz şu direnç, yükselen trend çizgisinde bu direnç seviyelerinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden üzerine kırılmalar gerçekleşirse yükselişlerin devam edebileceğinden bahsetmiştik. Bu noktada da aynen bahsettiğimiz üzere 1.40'a kadar bir yükselişin meydana geldiğini görüyoruz. Eğer 1.40 geçilirse bu noktada 1.280 bizim takibimizde olacak. 1.286 kalıcılık sağlanırsa bir miktar yukarı stop loss seviyesi belirlenerek bir satış denemesi aslında buradan gerçekleşebilir. Çünkü aslında baktığımızda Fed'in yine de faiz artırım ihtimallerinin devam ettiğini görüyoruz. Yani net bir sinyal yok. Ama bir faiz artışı bekleniyor bu yıl içerisinde. Bu da aslında dolar endeksinde çok aşırı değer kayıplarını yaratmış değil. Burada da gördüğünüz üzere zaten dolar endeksinde buradaki günlük grafikte yükselen trend çizgisinin üzerinde hala kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu üzerindeki kalıcılık sürdükçe euro dolarda da aşağı yönlü hareketler yeniden baskın olabilir. Bu noktada 1.12.80 direncini izleyeceğiz. 1.280 eğer geçilirse ve burada kalıcı denemeler olursa yukarı yönlü bu noktada 1.370 ve biraz daha yukarıda buradaki 1.1430'a 1.1440'a doğru da yükselişler meydana gelebilir diye söyleyelim. Bir miktar altına da bakalım isterseniz. Altında bunu aslında daha önceki webinarlarımızda değindik. Uzunca bir süredir altının yükseliş trendi içerisinde hareketlerini izlemekteyiz. Burada aslında baktığımızda özellikle geçtiğimiz haftanın sonunda bu trend çizgisinin kırılma çabası içerisinde olduğunu gördük. Dün de böyle bir hareket olduğunu gördük. Fakat Fed'in açıklamalarıyla birlikte altına olan talebin arttığını gördük. Aslında bir miktar dün Japonya Merkez Bankası'ndan gelen kararların da altındaki yukarı yönlü harekette etkili olduğunu izlemiştik. Burada da 1330 seviyesi bizim için önemliydi. 1330'un şu anda geçilmiş olduğunu görüyoruz. Baktığımızda burada 1345, biraz daha yukarıda 1300
1345-1346 bu seviyeler şu anda aslında bizim için oldukça önemli. Bu seviye aslında altında bir süredir Ukrayna hareketteki meydana gelen kısıtlığın kırılması adına, Ukrayna hareketinin hız kazanması adına önemli. Yani bu seviyeye geçilebilir mi? Aslında bunu cevabını aramamız gerekiyor. 1345'in geçilebilmesi için noktada aslında Fed'den daha güvercin, çok daha güvercin açıklamalar aslında görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun yanında aslında Kasım ayındaki seçimleri de görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de bir miktar şu aralıkta hareketlerin devam edeceğini burada aslında söyleyebiliriz. Burada 1345-1340 seviyesi üzerinde sağlanamayacak kapanışlar altında yeniden geri çekilmeleri meydana getirebilir. Çünkü şu açıdan değerlendirmek lazım. Özellikle CFTC pozisyonlara baktığımızda hala uzun pozisyonların oldukça yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani buralardan gelebilecek bir düzeltme hareketi altında yeniden aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Bu yüzden de 1345 altı kalıcılık yeniden satış fırsatı bize yaratabilir. 1345 üzeri kapanışlarda da burada aslında ilk hedefimiz önce 1360 seviyeleri, sonra 1375 olacak. Ondan sonra eğer 1375 üzeri kapanış gerçekleşirse daha yukarı yönlü hareketleri de burada izliyor olacağız. Ama öncelikle buradaki 1345'in geçilip geçilmediğini kontrol etmekte fayda var diye söyleyelim. Kısaca dolar yene de bakalım isterseniz. Dolar yen de şu grafik daha doğru olacak. Dolar yen de aslında baktığımızda dünkü kararların ardından dolar endeksinin zayıflamasıyla sert bir aşağı yönlü hareket yaşandığını gördük ki bu noktada baktığımızda burada oluşan üçgen formasyonunda bu çizginin desteğine değdiğini, yaklaştığını gördük ve bugün bu desteğe değdiğini izledik. Bizim için dolar yende 100 seviyesi oldukça önemli, çok önemli. Her 100 seviyesine yaklaştığında Japon hükümeti bir piyasaya müdahale ederek biraz daha yukarı yönlü hareketi sağlıyor dolar yen tarafında. Burada yine değer kaybettirerek biraz daha yukarı yönlü hareketin yaşanmasına neden oluyor. Burada 101.30-101.40 seviyeleri önemli. Biraz daha yukarıda inceleyecek olursak 102.50-102.60 seviyeleri burada da bizim takibimizdeki seviyeler olacak. Eğer burası geçilirse çok daha yüksek hareketleri görüyor olacağız. Eğer burası geçilirse önemli alış fırsatları bize yaratabilir, kalıcı olursa eğer bu seviye üzerinde. O yüzden de dolar yeni 100 seviyesi üzerinde kalıcılık da aslında alış fırsatı burada yaratıyor bize. 100 seviyesine yaklaşıldığında biraz alta stop loss koyarak tekrardan alış denemeleri burada gerçekleşebilir. Ve esasen bu trend çizgisinin kırılmasıyla daha net bir alış sinyalinin bize geleceğini de burada söyleyebiliriz. Bu şekilde bunu da ekleyelim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Son kez bir dolar TL'deki duruma bakalım. Yine 2.95 seviyesi civarlarında hareketini sürdürüyor. 2.94'ü burada izlemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası kararlarının ardından hareketler bu şekilde. Önümüzdeki toplantısında da Merkez Bankası'nın bu açıklamaların ışığında benim bahsettiğim gibi bir 25 bas puandan indirim gelmesini ve %8'e doğru inmesini burada aslında bekliyoruz diye belirtelim. Bir sonraki webinarımızda buluşmak üzere diyorum. Herkese işlemlerinde başarılar diliyorum. İyi günler.